İftardan sonra akşam namazı kılınır. Biraz oturup sohbetten sonra Ramazan'a özgü ve sadece Ramazan ayında kılınan teravih namazı için camilere koşulur. Teravih kelimesi oturmak, istirahat etmek, rahatlamak anlamına gelmektedir. İftarda yenilen yemekler tüm gün aç olan bedenimizin ağırlaşmasına neden olabilir. Teravih namazıyla hem bedenen rahatlarız hem de manevi olarak ibadet yapmanın huzurunu duyarız. Teravih namazı sevgili Peygamberimizin Ramazan'da sürekli kıldığı bir namazdır. Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınmaya başlanır. Toplam 20 rekattır. İkişer rekat ya da dörder rekatta bir selam verilerek kılınır. Ramazan'da hastalık veya çeşitli sebeplerle oruç tutamayanlar da bu namazı kılabilirler. Toplu halde camilerde kılabildiğimiz gibi, kendi başımıza evde de kılabiliriz. Ancak toplu halde kılmak daha sevaptır. Teravih namazı Ramazan gecelerinin süsüdür. Camilerde arkadaşlarımızla, büyüklerimizle birlikte topluca namaz kılmak, unutamayacağımız anlar yaşatır bize. Namaz aralarında toplu olarak Peygamberimize salavat getirilir. Böylece Peygamberimize bağlılığımızı ve sevgimizi hep birlikte tekrar tekrar söylemiş oluruz. Camimizin minareleri arasına yazılmış, Mahya denilen ışıklı yazıların altında, namazdan sonra yapılan küçük sohbetlerin tadına doyulmaz. İlk teravih. Saadet asrında Hazreti Peygamberimizin yaşadığı dönem bir Ramazan akşamıydı. Ramazan ayının bitmesine de 7 gün kalmıştı. O güne kadar Peygamber Efendimiz yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine çekilirdi. Fakat o gece ilk defa teravih namazı kıldırdı. Teravih gecenin 1/3'ü geçene kadar devam etti. Ertesi gün ağızdan ağıza Peygamber Efendimizin teravih namazı kıldırdığı haberi yayıldı. Ama o akşam teravih namazı kıldırmadı. Bir sonraki gün yine bir teravih namazı kıldırdı. Namaz gece yarısına kadar devam etti. Bir sonraki gün yine kıldırmadı. Nihayet Ramazan ayının çıkmasına 3 gün kala bütün gece devam eden bir teravih daha kıldırdı. Fakat teravih namazının farz olarak anlaşılabileceğini düşünerek bir daha da kıldırmadı. Herkesin evinde kılmasını tavsiye buyurdu. Teravih namazlarının camide cemaatle kılınması uygulaması Hazreti Ömer devrinde başlamıştır. İmsak. Orucun başladığı zamana imsak denir. Oruç tan yerinin ağarmasıyla başlar. İmsak, yemeği, içmeyi kesmek demektir. Artık gün boyu hiçbir şey yemeyiz, içmeyiz. Orucumuzu bozan herhangi bir davranış içinde bulunmayız. Sahur. İmsak vaktinden önceki vaktin adıdır. Ertesi gün oruç tutmak niyetiyle yenilen yemeğe de sahur yemeği denir. İftar. Güneşin batıp akşam ezanının okunuşuyla orucun sona erdiği zamandır. İftar zamanı yenilen yemeğe iftar yemeği denir. Mukabele. Kur'an'ı birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerinin de onu takip etmesidir. Özellikle Ramazan ayında okunan mukabelelerle kutsal kitabımız Kur'an baştan sona okunmuş olur ki buna hatim denilir.
Teravih. Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılınan namaza teravih denir. Teravih namazlarında camiler dolup taşar. Çocuklar da anne ve babalarıyla birlikte camiye giderler. Kaza. Yolculuk, hastalık gibi durumlardan dolayı tutulamayan oruçların Ramazan dışında bir günde tutulması demektir. Fidye. Hastalık, yaşlılık gibi özür durumlarının devam etmesinden dolayı oruçlarını kaza edemeyenler için sağlanan bir kolaylıktır. Tutulamayan her gün için fakirlere fidye verilir. Fidye, kişinin bir günlük yiyeceği veya bunun para olarak karşılığıdır. Fitre. Ramazan ayının özelliklerinden biri de zengin Müslümanların fitrelerini bu ayda vermesidir. Fitre, Ramazan bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır. Verilen fitrelerle fakir ve kimsesizlerin ihtiyaçları karşılanır, yoksullar sevindirilir. Ramazaniye. Dini edebiyatımızın bir türüdür. Ramazaniyeler, Ramazan ayına dair şiir ve hikayelerden oluşur. Mahya. Ramazanda ve mübarek gün ve gecelerde iki ya da daha fazla minareli camilerde İki minare arasına asılan kandillerle ışıklandırılmış yazılar. İmsakiye. İmsak ve namaz vakitlerini ve bayram namazının kılınacağı saati gösteren ve özellikle Ramazan ayında dağıtılan vakit cetvelinin adıdır. İtikaf. Ramazanda cami ya da mescitlerin bir kenarında dışarı çıkmaksızın ibadet etmeye çekilmektir. Peygamber Efendimizin özellikle Ramazan ayı içinde ve Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yaptığı bilinmektedir. Sevgili eşi Hazreti Ayşe, vefatına kadar Hazreti Peygamber'in Ramazan'ın son 10 günü itikafa girdiğini bizlere aktarmaktadır.